için teklif almak demiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşundan bugüne kadar Türk birliğinin ve Türk varlığının teminatı olmuş. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Fevzi Zırhlıoğlu, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Muhammed Tekin, onlarla aramızda aşılmaz duvarlar öreceğiz. Unutmayınız ki hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse davadan daha büyük ve daha mühim olmayacaktır. Bizim nihai hedefimiz bellidir. O da İlahi Kelimetullah'ı cihana hakim kılmaktır. Kızıl elma yeminimiz Turan ülkümüzdür. Ulaşılacak hedefimiz Türkiye'yi süper güç mertebesine çıkarmaktır. Sahip olduğumuz vizyon, taşıdığımız misyon, istikbalin ufkuna huzur, güvenlik, istikrar ve istiklal içerisinde vasıl olabilmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen, cömert, cesur, duyarlı, ahlaklı, milli ve ilkeli bir iradenin marka değeri çok yüksek bir millet eseridir. Bugün kongreden çıkacak sonuç ne olursa olsun kazanan davamızdır. Kazanan dava arkadaşlarımızdır. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu kapsamda istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan da Türkiye olacaktır. Milliyetçi, ülkücü hareket öylesine müşfik ve muhterem bir gönüle haizdir ki, kazanan Türkiye ve Türklük olduktan sonra kaybetmek bile bizim için şerefli bir sonuçtur. Bugün üzülen yoktur. Bugün başı eğik bir şekilde kongre alanından çıkıp gidecek tek bir kardeşimiz olmayacaktır. Bütün dava arkadaşlarımızı, bütün delegelerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve güzel haberlerinizi bekliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun diliyorum. Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Doktor Devlet Bahçeli. Aday olan ilçe başkan adayımıza bir konuşma yapabilmesi için söz vermek istiyorum. Hareket Partisi kuruluşundan bugüne kadar Türk birliğinin ve Türk varlığının teminatı olmuş, Türk devletinin bekasının gerektirdiği her türlü fedakarlığa katlanmıştır ve katlanmaya da devam etmektedir. Bu fedakarlığı yerine getirebilmenin altında yatan en büyük etken ise Türklük davasına ve ülkücü dünya görüşüne gönül veren ülkü sevdalıları arasındaki parçalanamaz gönül bağı ve birlikteliktir. Bugün burada birlikteliğe bir kez daha şahit olmanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu dikkate aldığımızda tesis etmeye çalıştığımız birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu gerçeği gözlerimizin önünde durmaktadır. Asırlardır Türk'ün üzerine yapılan planlar ve oyunlar bugün yine artarak uygulanmaya devam etmektedir. Bir yandan 10 yıllardır terör belası başta olmak üzere çeşitli provokasyon ve müdahalelere göğüs geren Türkiye Türklüğü, bir yandan Balkan ve Kırım Türklüğü, bir yandan Bayır Bucak Türklüğü, bir yanda mum gibi yanan Kerkük. İşte Doğu Türkistan ve bugün hepimizin malumu olan Azerbaycan Türklüğü. Ve haklı mücadelesinin niyetinde acısı hala kalplerimizi sızlatan, katliamlara maruz kalmış mağdur ancak mağrur, koskoca bir Türk dünyası, tüm Türk illerinde bıkmadan, usanmadan mücadelesine devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki Türk beklenendir, Türk hasret duyulandır ve her coğrafyada Firavun'un Musa'sı, ah eden mazlumun Hızır'ı, zalim karşısında adaletin kılıcıdır. Her ne kadar geciktirilmeye çalışılsa da Türk'ün kadim kültürü gün yüzüne çıktıkça Türk devletinin ve Türk milletinin dünya sahnesindeki yeri daha da güçlenecektir. Biz bugün bu mücadelenin neferleri olarak buradayız. Ve yarın da yeni neferler ile bu mücadele devam edecektir. Konuşmamı bitirirken, bugün bu konuşmayı yapabileceğimiz, özgür ve bağımsız bir vatan mirasını bizlere bırakan, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm şehitlerimize ve gazilerimize, partimizin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş Beyefendi'ye
ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye minnet ve saygılarımı arz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Erkan Metin, Atakan Gümüşer, Ervanur Ürer, Sinan Avcı, Tolga. Alıyorum. Lütfen şey bitirelim.